Meltem Hanım, geçen gün basın toplantısı düzenlediniz ve sözleşmeye ilişkin Vatan Partisi'nin görüşlerini dile getirdiniz. Benim en çok dikkatimi çeken bir ifadeniz var. İstanbul Sözleşmesi şekere bulanmış zehirdir diyorsunuz. Neden zehirdir? Şeker yanı ne, zehir yanı nedir bu sözleşmenin? İstanbul Sözleşmesi şekere bulanmış zehirdir. Çünkü kadına şiddet gibi, kadın cinayetlerini önlemek, kadına şiddeti önlemek gibi bütün toplumun ortaklaştığı ve ortaklaşması gereken bir konuyu kendine paravan ederek yeni bir toplumsal model dayatmaktadır ve o toplumsal model kadını aşağılayan bir toplumsal modeldir. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'ne şekere bulanmış zehirdir diyoruz. Biz Vatan Partisi olarak kadın erkek eşitliğine duyarlı bir partiyiz ve bu mevziden İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyoruz. Ben sizi biraz sözleşmenin imzalandığı dönemin koşullarına götürmek istiyorum. 2011 yılında İstanbul'da imzaya açılıyor Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve o dönem Türkiye hiçbir çekince koymaksızın sözleşmeyi imzalıyor. O döneme baktığınız zaman Opus Türkiye kararı ile ilk defa bir ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aile içi şiddetle ilgili bir davada mahkum edildiğini göreceksiniz. Ve yine aynı dönemde kadın cinayetlerinin %1400'lere varan oranlarda arttığını ve bunun toplumda kaygı verici boyutlarıyla dolayısıyla gündeme geldiğini göreceksiniz ve diğer yandan işte açılım projelerinin Türkiye hükümetine yön verdiğini hatırlayacaksınız. Bu koşullar sözleşmeyi mecliste kabul eden, onaylayan kanunun gerekçesine uluslararası saygınlık kazanma vurgusuyla yansımış ve çok dikkat çekicidir ki 14 Mart 2012 günü yalnızca 26 dakikalık görüşme sonunda, yani bu kadar önemli bir konu Türkiye için yalnızca 26 dakikalık bir görüşme sonucunda AK Parti, CHP, MHP ve o dönem PKK'nın partisi BDP milletvekillerinin oy birliğiyle onaylanmış. Bu neden önemli? Anayasamızın 90. maddesine göre İstanbul Sözleşmesi Türkiye hukuk düzeni içinde anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek bir hukuki düzenleme olarak şu an yer alıyor.